Bugüne kadar hep lezzet katsın diye sofralardaydı ama doktorların açıklamaları ezber bozdu. Turşu sadece damağa değil, baştan sona bedenimize iyi geliyor. Turşunun sağlığı iyileştirici yöndeki etkisi vitamin, mineral ve probiyotik değerinden dolayı kaynaklanıyor. Sindirim sistemini geliştiren, sindirim sistemini iyileştiren bakteriler içermekte. Yüksek lif içerir, tansiyonu düşürür. Kış aylarının vazgeçilmezi turşu. Özellikle de yemeklerle birlikte tüketildiğinde daha az yiyerek sofradan kalkmayı sağlar. Tabii turşunun faydaları bu kadarla da sınırlı değil. Turşu sizi genç tutar. Bağırsaklara olan etkisinden dolayı bütüncül olarak bağışıklık sisteminizi koruduğu için evet sizi genç tutar. Uzmanlar turşuyu öve öve bitiremiyor. Ancak hepsinden önemlisi probiyotik olması. Yüksek probiyotik değere sahip olduğu için bağırsak florasının gelişmesini daha sağlıklı olmasını sağlar. Kabızlığa karşı çok yararlıdır. Bağırsak hareketlerini düzenler. Lifli bir besin olduğu için tokluk süresini uzatır. Özellikle yemeklerle beraber tükettiğiniz zaman daha uzun süre tok kalmanızı sağlar. Turşu mevsimlik sebzelerden hazırlanıyor. Bu mevsimin turşu hazırlamak için gözdesi de lahana. Pazardan lahanamızı aldık. Yanımızda İbrahim Usta var. Şimdi turşu yapımına başlayacağız. Evet ustam, nedir malzemeler? Şimdi 1,5 kiloluk lahanaya 100 gram deniz tuzu, bir parça kereviz, su ve sirke. Evet, bir de burada nohut var usta. Nohut bu nedir? Nohut mayalasın diye kullanacağız onun için. Evet. En son üstüne dökeceğiz mayalasın diye. Yani ekşilik sirke gibi. Versin diye. Tabii ekşilik versin diye kullanıyoruz onu da. İşe lahanaları parçalayarak başlıyoruz. 1,5 litre kadar su kavanozumuza koyduk. Kavanozumuzun içine yıkanmamış deniz tuzu kullanıyoruz. Ne kadar kaya tuzu? 100 gram. 2 kilo lahanaya 500 gram kadar sirke kullanacağız şimdi. Şimdi lahanamızı da parçalıyoruz bu arada. Kavanozumuzun içine dolduralım. Tamam. Şimdi arkasından kerevizimizi alıyoruz. Kereviz niçin? Kereviz de bu turşuya tat verir. Çeşni yapar bunun içinde. Nohut alıyoruz, mayalasın diye nohut. Evet, nohut da bir avuç kadar bir sadece. Avuç, bir avuç kadar nohutumuzu da koyduk içine. 5 diş de sarımsağı da ekliyoruz. Kavanozumuzu lahanamızı doldurduk. Evet. Suyumuz yetersiz geldi. Kalan suyumuzla kavanozu takviye yapıyoruz. Tabii yine onda da erimiş kaya tuzu var. Tabii kaya tuzu var. Su koyduğunuz zaman bozulur bu zaten. Hı-hı. Şimdi evet, bu turşu yaptığımız lahana turşusu 25 gün sonra mayalayacak. Nohut bunu mayalayacak. Sarımsak işleyecek. Tuz işleyecek bunu. Ondan sonra açıp yiyebiliyoruz. Evde yapılan hazırlanan turşu tüketimini daha çok öneriyorum. Hazır turşulardan ziyade. Çünkü ev koşullarında yapıldığı için sodyum oranı biraz daha düşük olabiliyor. Hazır turşularda koruyucularda olduğu için sodyum oranı daha yüksek olabiliyor. Turşu yapımında limon mu yoksa sirke mi kullanmak gerekir? Yıllardır tartışılan bu soruyu aslında şu an nokta koymak mümkün değil ama en azından ustalarına göre şu kadarını söyleyebiliriz ki limonun da sirkenin de kullanıldığı farklı alanlar var. Çelek sirkeyle olur. Dolma çeşitlerimizi sirkeyle yapıyoruz. Fasulye sirkeyle olur. Neden? Lahana sirkeyle olur. Çünkü bu mahsuller sadece sirkeyi beğenir. Limon kullandığımız limon zaman... Limon suyunu beğenmiyor mu? Bu fasulye limon suyunu beğenmiyor mu? Bu fasulye limonla olmaz. Çok ekşi olur. Limon suyu kullanıldığı zaman hem mahsul böyle sarı olur hem ekşi olur. Ve son bir not. Uzmanlara göre turşu tüketirken aşırıya kaçmamak gerekiyor.